Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ekim ayının son programı ve tabii ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in Büyük Millet Meclisi'nden duyurumuyla birlikte aradan geçen nereden baksanız bir asır 97 yıl. Ama tabii bu 97 yıl şöyle 1925'te resmi ve milli bir bayram olduğu kararlaştırılıyor ve 28 öğleden sonrayla 29 bir buçuk günlük bir Cumhuriyet Bayramı, Milli Bayram tatili yaşıyoruz. Tabii Büyük Önder Atatürk bu konuda Cumhuriyet'in 10. yılında 29 Ekim 1933'te Ankara Hipodrom Meydanı'ndan nutuk seslenişiyle bütün bu milli mücadeleki yapılan çalışmalar, Türkiye'nin gelecekteki nelerle ilgili olduğunu söyleyen manifestosu niteliğindeki nutuk çok önemlidir. Buradan yeni nesile de bunu bilgi olarak aktaralım istedim. İkinci haberim, sektörün duayeni ve pazarlama gurusu diye adlandırılan Profesör Doktor Philip Kotler'in önderliğinde bir pazarlama zirvesi yapılıyor. 10 yıldır yapılıyordu bu. Fakat bu yıl ilk defa online üzerinden yapılacak. Yaklaşık 104 ülke katılıyor. Bunun içinde birçok pazarlama yöneticileri, liderler, birçok iletişim insanı var. Bu sene 6-8 Kasım tarihleri arasında online dediğim gibi yapılacak. Ve Covid sonrası değişen iş modelleri üzerine neler var içerikte? Yeni ürün geliştirme, inovasyon, sosyal girişimcilik, veri yönetimi, hizmet pazarlaması, lüks ürünlerin pazarlanması, değer yaratma, çevrim içi ticaret, konsept pazarlaması gibi birçok önemli konu bu oturumlarda 2 gün boyunca tartışılacak. Bugünkü konumuz ise ilginç. Geçen haftalarda biliyorsunuz 2019 ve 2020 reklam yatırımlarının arasındaki farkları incelemiştik ve dijitaldeki büyük yükseliş %55'lere varan oranlara gelmiştik. Bu konuda bugün TV Extra Genel Müdürü Merve Eraslanoğlu konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Ve Borusan Oto BMW Pazarlama Direktörü Cem Mete Peker, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her zaman tabii ben markayla başlamayı tercih ediyorum ama bugün TV Extra önemli bir segment olarak mecranın içine adapte oluyor. Ve dijitaldeki payda çok önemli, belki ileride ölçümlenmesiyle birlikte daha farklı bir önem kazanacak. Onun için istersen biraz TV Extra ne yapar, müşterilere nasıl yardımcı olur, oradan başlayalım istedim. Süper. Çok kısa anlatayım. Bu vesileyle de herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış olalım. Covid sonrası değişen, dönüşen mecralar deyince Addressable TV'de burada yerini oldukça anlamlı bir şekilde almış bulunmakta. Bu %55 bizim için sevindirici haber. Uzun yıllar biz mobilin yılı bu yıl, mobilin yılı bu yıl derken bugünlerde diye mobilin yılını yapmıştık. Bugünlerde de şimdi bu sene Addressable'ın yılı diyebileceğimiz bir yıl olacak diye öngörüyoruz. İstersen 2021'de. Addressable'da bir açalım mı? Tabii ki hemen bahsedelim. Addressable TV televizyon planlamasından farklı olarak interaktif, ölçümlenebilir ve yeni nesil bir televizyon modeli. Hedefli bir iletişim yapabildiğiniz bir televizyon iletişim modeli. Buradaki farklılık aslında şuradan geliyor. Adrese özel bir iletişim yapabiliyorsunuz. Çıkış noktası da bu. Bölgeye özel, interaktif, ölçümlenebilir dünyada. İzmirli'ye özel iletişim, Ankaralı'ya özel iletişim. Yani tüm Türkiye'ye ya da dünyada da yine ülkenin geneline yayın yapmak gibi bir zorunluluğunuz yok. Hı hı. Televizyon kanallarının içerisine yerleştirmiş olduğumuz çeşitli yazılım ve donanımlarla, cloud üstünden çalışan çeşitli yazılımlarla bu teknolojiye elverişlilik sağlamış oluyoruz. Kod adı olarak da teknolojinin ismi HBB diye de geçiyor. Hybrid Broadcast Broadband diye de geçiyor. Şimdi sen HBB deyince eskiden öyle bir televizyon vardı. Doğru. Öyle de geçiyor aslında. Bu teknolojinin el verdiği şekilde yeni nesil bir reklam modeli yapıyoruz. Aslında televizyonda bir nevi dijital dönüşümü sağlamış oluyoruz. Band şeklinde çıkan reklam modelimiz tıklanabiliyor.
ulaşılabilir olduğu için tıklandıktan sonraki dünya dijital dünyanın nimetlerini bize sunuyor. Burada BMW case'ini zaten Can Bey biraz sonra detaylı bir şekilde aktarıyor olacak ama lead toplama gibi, data toplama gibi, onun dışında video izlettirme, orada interaktif farklı kurgular yaptırabilme, oyun oynatabilme gibi çeşitli dünyalara imkan sağlıyoruz. Bu da bize çok oyuncaklı, bol brief ve debriefli bir dünya sunuyor. TV Extra olarak da konumlandığımız yer aslında tam da ortasında. Bu işin teknolojisini sağlamak, operasyonunu yürütmek, satışını sağlamak, televizyon kanallarının temsiliyetini bu mecra özelinde gerçekleştirmek. Bunu yaparken de markanın aslında birebir içten çalışan departmanı gibi onların brieflerini heyecanla debriefi bu mecra üzerinden sağlamak yönünde oluyor. Addressable TV dünyada çok büyüyen bir mecra. Türkiye'de 2017 sonunda ilk kampanyalar yapıldı. Biz 2018'de sahaya indik. Ve 3 yıldır aktif bir şekilde 500'ün üzerinde kampanyayı hayata geçirdik. BMW ile işbirliğimiz güzel bir kampanya ile başladı. 2018 Aralık sonunda yaptığımız AdForm'la birlikte global AdTech firması AdForm'un, BMW'nin, bizim ve ajansımızın da dahil olduğu süreçte uçtan uca çok büyük bir kampanya gerçekleştirdik. Ve şu anda da aktif bir şekilde de Eylül-Ekim ayını cover eden bir kampanyamız da 2 ve 5 serisi için yine devam ediyor. Addressable TV'nin bütün nimetlerinden yararlanıyoruz diyebilirim bu kampanyalarda. Burada sözü size bırakayım mı Can Bey? Ben şeyi merak ediyorum. BMW'ye siz mi gittiniz? Yani nasıl oldu? Yoksa BMW mi sizi buldu? Hani aslında hepsi bir arada. Evet. Bizim mecra olarak bir misyonumuz sahayı Addressable TV konusunda eğitmek, öğretmek, bilinçlendirmek. Çünkü çok yeni bir mecra. Herkesin bildikleri, bilmedikleri ve her günde yeni, değişen ve dönüşen bir mecra. Ve yani biz de dünya trendlerini takip ediyoruz ve ilk defa sevindirici bir haber. Hem Türkiye'de regülasyonlar mecra gelmeden gelmiş durumda. Hem de aynı zamanda bu hikayede biz dünyayla paralel bir şekilde gidiyoruz. Yani hiç geride kaldığımız bir durum yok. Hatta çok daha yenilikçi fikirleri birlikte hayata geçiriyoruz. BMW case'inde ise globalde çalıştıkları AdTech firması AdForm bizim de globalde stratejik iş ortağımız. Ajansa uzun süredir biz zaten Addressable TV mecrasını kullanalım, birlikte burada güzel bir iş çıkarabiliriz BMW'de diye aktarıyorduk. Yine bu AdTech firmasının lead ettiği, birlikte hepimizin de aslında birlikte yönettiğimiz bir işe dönüştü. Dolayısıyla biz hani markaları zaten hani bu hikayeyi birlikte yazmayı seviyoruz. Daha da yeni olduğu için bayağı burada earthbreaker bir durumu var BMW'nin. Çünkü Addressable TV'de ilk defa bu kadar büyük bir, hem bütçesel olarak bir harcama yapıldı 2018 yılı için söylüyorum. Hem de Addressable TV'nin programatik dünyadaki tüm hedeflemeleri kullanıldı. Dolayısıyla hani uçtan uca birlikte yürüttüğümüz bir kampanyadır. Harika. Borusan'da kendi işini kendi yapma gibi de bir durum var. Çünkü program öncesi de konuşuyorduk. Evet. Yayınlayacağımız VTR'de o şekilde olmuş. İstersen TV Extra ile nasıl bir gelişim sağladınız? Hani bunun ürüne, satışa katkıları nasıl oldu? Tabii. Ve sürdürme bazında nasıl bakıyorsunuz? Evet. Esasında biz en son araştırmada da çıktığı gibi dijitalleşen dünyada yatırımlarımızı birkaç yıl öncesinden dijitale kaydırmıştık. Programatik pazarlamaya bir 2-3 yıl oldu başlayalı. Ardından işte globaldeki tek ajansımız AdForm'unla birlikte programatik pazarlamanın yanında işte veri yönetimi platformumuzu, DMP'mizi kurduk. Adım adım bütün teknolojileri yani hayata geçirmeye başladık. Dolayısıyla biz dijitalleşmeyi biraz daha erkene çekmiş bir markayız Türkiye'de. Mesela geçen sene yatırımlarımız %70'leri 80'leri buldu. Medya harcamamızın bu boyutu. Biraz şimdi belki bu sene geri gelecek. Biraz da olabilir. Evet. Dolayısıyla biz bu yatırımları yaptıktan sonra hangi mecralarda dijital olarak ilerleyebiliriz'in iştahı ve açlığı içerisinde
içerisindeydik. Merve Hanım'ın söylediği gibi 2018'in sonundaki o Addressable Tip TV denememiz çok önemliydi bizim için. Hem bir denemek istiyorduk, hem anlamak istiyorduk. Çok başarılı sonuçlar aldık ve hatta IAB'nin Avrupa Mix ödüllerinde ülkemize ödül de getirebildik. Bu da esasında ne kadar doğru bir teknoloji olduğunu gösteriyor. Ben Addressable TV'yi çok inovatif bir yaklaşım olarak görüyorum. Marka olarak çok inanıyoruz. Bizim için en önemli özelliği ölçülebilir olması. Televizyon çok kıymetli bir mecra bizim için. Mutlaka orada bulunmamız lazım. Fakat neydi? Ölçemiyorduk. Doğru müşterilere gidiyor mu? Göremiyorduk. Emin olamıyorduk. Dolayısıyla şimdi bu platform bize kendi sistemimizden aldığımız müşterilerle de ev halkı bilgilerine dayanarak çok doğru hedefleme yapabilmeyi, doğru müşterilere içeriklerimizi gösterebilmeyi sağladı. Bu en önemli avantajı. Zaten 21. yüzyılda o Big Data dediğimiz olay bir yerde buna da el veriyor yani. Kesinlikle. Yani ve ilk rakamlarda çok ümit verici. Yani son 10 güne baktığımızda 300 bin üzerinde haneye ulaşmışız. 10 binin üzerinde televizyon kullanıcısı ya da seyirci tıklamış. Ve en önemli özelliği de oradan hemen CRM sistemimize bağlantısıyla bilgilerini bırakıp hemen bize bilgi bırakabiliyorlar ve hemen müşteriyle etkileşime geçebiliyoruz. Önemli, değil mi? Yani direkt böyle hedef kitlenin yani ilgili kişiye dokunabilmek zaten zamanımızda en önemli iletişim şekli de bu. Ve hız da çok önemli. Hemen iletişime geçebiliyor olmak çok çok anlamlı. Yine DMP'mizi kullanarak doğru veriyi besleyerek hedefleme yapabiliyoruz. Ve üstelik geri gelen hedeflemelerle tekrar hedefleme yapabilmek, müşterinin yolculuğundaki sonraki adımları kendisine göre tasarlayabilme imkanımız da oluyor. Bu anlamda da çok kıymetli. Çok iyi. Peki şu anda VTR'ye geçeceğim ama istersen biraz ön bir bilgi alalım. Ondan sonra izleyelim. Evet. Celebrity de kullandınız o filmde. Evet. Kerem Bürsin. Evet. İstersen biraz ondan bahsedelim. O nasıl oldu? Nasıl seçildi? Bu VTR'nin konusu olan ürünümüz BMW 2 serisi Grand Coupe. Bizim yıllardır beklediğimiz çok önemli bir ürün. Hiç olmadığımız bir segmentte de giriş yapmamızı sağlıyor. Bu ürünün tanıtım faaliyetlerine tam pandemiye denk geldi. Mart ayı civarında başlamıştık. Pandemi sebebiyle biraz kesintiye uğradı. Şimdi bir yeni normalleşen dünyamızda tekrar tanıtım faaliyetlerine başladık. Bizim için en önemlisi video içerik üretebilmek ve bu içeriği de uygun maliyetli ve doğru kalitede üretebilmek. Senelerdir bunların çabası içerisindeyiz. Bu sene ve geçen seneden başlayarak yeni bir yaklaşımla bu içerikleri biraz daha in-house diyebileceğim bir yaklaşımla kendi iç ekibimiz diyebileceğimiz bir ekiple üretmeye başladık. Bu videoda... Ama o ekip herhalde ekstra bir ekip oluyor değil mi? Yani normalde çalışanların içinden değil bu. Bunun için özel bir ekip kuruyorsunuz. Tabii dışarıda esasında bir ajans gibi ama in-house ajans diyebilirim. Tamam. Yani profesyonellerden oluşan bir yapım ekibi. Ama çok yakın çalıştığımız, neredeyse ağırlıklı olarak bizimle çalışan, bizi iyi anlayan, ihtiyaçlarımızı bilen, bakış açımızı işine yansıtabilen bir ekip. Bu film de bunun bir sonucu. Kerem Bürsin'le işbirliğimiz de çok kıymetli. O isim nereden çıktı? Yani birkaç isim içinden mi şey yaptınız veya sizin markaya yakın? Kerem Bürsin bir BMW kullanıcısı zaten markamızın içerisinde, markamızı yaşıyor ve biz biraz son zamanlarda bir marka elçileri arayışı içindeyiz. Yani bir kişi değil ama mesela Kerem Bürsin'in sportif kişiliği, diğer yaptığı işler markamızın bu yanıyla çok uyuşuyor. Yani bizim de markamız, spor ürünlerimiz çok örtüştüğü için böyle bir işbirliğine girdik. Tabii bu işbirliği sadece bu filmden de ibaret değil, genişleyerek devam edecek. Bir anlamda bir marka elçiliği yolunda ilerliyoruz diyebilirim. İlk sonuçlarından çok memnunuz. Bu film sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da çok milyonları geçen izlenmeler elde etti. Bunun üzerine şimdi biraz daha farklı formatlarını da bu filmin hazırlıyoruz. Belki televizyonda bile görme imkanımız olabilecek. Peki o zaman buradan izleyicilerimize bir sürpriz yapalım. Filmi izleyelim. Evet. Bir filme gidelim o zaman. Bir kupe istiyorsun. Rutin ihtiyaçlarını karşılasın istiyorsun. Sportif bir otomobil istiyorsun. O zaman gel. Seni biriyle tanıştıracağım.
bir sedan hem bir kupe. Çok şık. Kupe hissiyatını. Basık tavan, dar bagaj, sıkışık arka koltuk. Yapma. Deneyimleyeceksin. Güç ve performans farkı mı? Bir sedan kullanıyor gibi ferah hissedeceksin. Peki ya kokpit? Çok iyi bir ikili olacaksın. Performans dışında ne bekliyorsun? Teknoloji destekli kusursuz sürüş. Cesur bir karakter. Gerçekten anlatmama gerek var mı? Hem rutin kullanım hem sportif sürüş için özel olarak tasarlandı. Göreceksin. Evet, bu güzel filmi de izlemiş olduk böylece. Evet, teşekkürler. Film beğenildi sosyal medyada malum. Peki onun geri dönüşlerinde başka nasıl gidiyor? Yani satışlar anlamında soruyorum. Satış da tabii çok hareketlendi. Bu ilgi satışlara da yansıdı. Ve böyle kuvvetli devam edeceğine inanıyoruz. Dediğim gibi çok önemli bir ürün bizim için iki serisi Grand Coupe. Bir de hani genelde BMW'ye baktığımız zaman hani büyük spor falan gibi gözür. Bu biraz daha böyle iki serisi daha uygun da bir model herhalde, değil mi? Yani baktığınız zaman hem vergileriyle şunuyla bunuyla, evet, baktığımız zaman. Kesinlikle. Yani biz Türkiye pazarına çok uygun bir araç olarak görüyoruz. Yani hem bir sedan fonksiyonelliğini sunuyor hem bir kupe görünümü var. Teknolojileri... Peki BMW elektrikli olarak nasıl bakıyor? Bu araba normal herhalde, değil, evet, mi? Evet, burada sadece içten yanmalı motorlar, hı-hı, var. Benzinli dizel, hı-hı, motor seçeneği, bir de en performans modeli var. Elektriklenme... Oraya nasıl bakıyorsunuz? Yani önümüzdeki yıllarda elektrikli ve hibrit modeller bayağı bir gündemde herhalde. Kesinlikle. BMW elektriklenmeye 2014, evet, yılında başladı. Birkaç modelimizle var, bugüne kadar, hı-hı, geldik. Ama ikinci dalgası bunun gelecek yılbaşı itibariyle olacak. Olacak diyorsunuz. X3 modelinin elektriklisi diyebileceği X3 modeliyle yılbaşı itibariyle tekrar elektriklenmeye başlıyoruz. Süper. Peki yine TV Extra'ya dönecek olursak, sektörün yeni yüzü diyelim veya yeni bir yıldızı olarak müşterilere nasıl ulaşıyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz ve müşterilere nasıl bir fiyatlandırma yapıyorsunuz? Yani o da önemli diye düşünüyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü herkesin kafasında böyle bir merak konusu var. Şu anda ücretlendirme modelimiz CPView, yani hane başına ücretlendirme gerçekleştiriyoruz. Ancak gidişatı bu hikayenin IGRP gibi konumlanacak durumda. Şimdiden biz de aslında müşterilerimize bu şekilde de simülasyonlarla bu hizmeti sunuyoruz. Çünkü markalarımız bilmek istiyorlar. Ben eğer GRP olarak bunun karşılığını almış olsaydım yaklaşık ne kadar bir karşılığı olurdu diye. Bunu kendi Addressable TV evrenimiz için söylüyoruz. Çünkü şu anda televizyon evreninin 1/3 kadar bir haneye ulaşabiliyoruz. 5,5 milyon haneye ulaşıyoruz biz Addressable TV evrenimizde. BMW'nin bu güzel reklam filmini biz de yine Addressable TV mecramızda kullandık. Bütün kanallarımızda planlamasını gerçekleştiriyoruz. Şu anda da aktif bir hikayemiz var burada. Bir önceki yaptığımız ve ödül alan işimizin üstüne yine Media First, yine ödül alacağını düşündüğümüz bir hikaye daha yazdığımızı düşünüyoruz birlikte. Bunun da sebebi ilk defa Türkiye'deki hane datasıyla eşleştirdiğimiz bir data kullanımı gerçekleştiriyoruz. Televizyon datasıyla hane datası eşleştirildi burada programatik dünya üzerinden ve aslında BMW satın alma potansiyeli olan evlere, hanelere hem gelir seviyesi hem lifestyle olarak da yaklaşmış olduk. Burada yine hep birlikte Media First,
gamingli hikayeleri, Türkiye örneğini globale de taşıyacak işbirliklerinde konuşuyoruz bugünlerde. Çünkü bizim Finlandiya'da da bir şirketimiz... Global deyince ben de onu diyecektim. Finlandiya'da da bir şirketimiz var yeni. Neden Finlandiya? Şöyle, bizim iş ortağımız Finlandiya based. Dolayısıyla teknik ekibimizin bir kısmı da Finlandiya based. Oradan daha kolay erişim olacaktı Avrupa pazarına. Hali hazırda da kanallara zaten çalışıyor ve hizmet veriyor durumda olduğumuz için. Oradan da bu açılımı, TV Extra'yı öncelikle 4 ülkede, sonra da globalleşen yolda büyüyerek devam ettiriyor olacağız. BMW ile de hikayemizi burada yine global EdTech firmamız Edform aracılığıyla da diğer ülkelere de birlikte sunmayı hedefliyoruz açıkçası. Markalarımıza temas ediyoruz. Ajanslarımız üzerinden markalarımızın medya planlarına dahil oluyoruz. Ajans derken burada medya planlama, satın alma ajansları. Kreatif ajanslarla pek bir bağlantınız olmuyor. Yok ama strateji aşamasında bazen toplantılarımızda, o round table'larda onlar da oluyorlar. Ama ana hikaye burada medya stratejisinin ortasında olmak, always on planlara girebilmek. Burada bir case yapalım, ödül alalım gibi değil. Yıl boyu aslında iletişim planlarının içerisinde yer alıyor artık Addressable TV. Medya satın alma ajansları da bugünlerde bu konuya sıkça eğiliyorlar. Sadece büyük ölçekliler değil, orta ölçekliler, normalde televizyon kullanma imkanı kısıtlı olan markalar için de burada bir fırsat yatıyor çünkü. Ama global markalarımız için medya satın alma ajansları, bizleri zaten briefler, debriefleriz. Sıklıkla da markalarımıza da temas ederiz. Bakın yeni bu var, burada bunu yapabilir miyiz diye. Burada bütün ekipleri de sıkça dokunup rahatsız ederiz. Peki, son dakikaya giriyoruz. Son sözü markamızla tamamlayalım. Evet. Tabii bir süreç yaşıyoruz aslında. Sıkıntılı da bir süreç. Yaklaşık 7 ayı neredeyse bitirdik gibi. Nasıl bakıyorsunuz yani bir global marka olarak önümüzdeki döneme? Çünkü işte artık yılın da sonuna doğru geliyoruz. Nasıl görüyorsunuz diye bir sorayım. Çünkü otomotiv sektörü reklam dünyasının at başı sektörlerinden biri. Onun için de sizin görüşleriniz önemli. Zor bir dönemden geçtik. Şimdi bu yeni normalde veya içinde bulunduğumuz dönemde tabii bir tedarik sıkıntıları, fabrikalardan yeterince ürün alamama birçok yatırımı da ertelememize sebep oldu. Medya yatırımları dahil. Şimdi artık bu stokların bulunurluğun normalleşmesiyle, arz talep dengesinin sağlanmasıyla medya yatırımlarımız, reklamlarımız da normale dönecek. Bence yine müşteriyle birebir buluşabileceğimiz, daha doğru hedefleme yapabileceğimiz dijital kanallara ağırlıklı olacak. Ama işte Addressable TV gibi programatikle bağlanabilecek, veriyle bağlanabilecek kanalları çeşitlendirmeye çalışacağız. Heyecanla bekliyoruz. Belki arkasından programatik radyo, arkasından gelebilir, programatik sinemalar, işte out of home'ların reklam panolarının bağlanması gibi kanallara ağırlık vererek devam edeceğiz. İletişim hiç bitmeyecek. Bitmeyecek. Peki. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Keyifli bir program oldu. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.